Bir ülkede hakikaten sandıktan sandığa demokrasi olmaz. Demokrasi bir yaşam biçimidir. Sandıktan sandığa demokrasi olmamasını sağlayan da sivil toplum örgütlerinin o ülkede siyasi partileri etkileme gücüdür. Sivil toplum örgütleri siyasi partileri etkileyebiliyorsa örgütlü tabanın ihtiyaçları ve çözüm önerileri siyasete taşınır. Siyasi partilerin gündemine alınır. Etkileyemiyorsa o zaman toplumda her geçen gün gelecek kaygısı büyür. Çünkü kendilerini ifade edecek hiçbir kanal kalmamıştır. Parantez. Türkiye'de Haziran'da yaşadığımız gezi hareketi. Evet. Tamamen spontan, tabandan gelen, büyüyen bir tepkiydi. Şimdi soruyorum size. Türkiye'de bu hareketin sorumlusu siyasi iktidar olduğu kadar siyasi muhalefette değil mi? Kesinlikle. Siyasi muhalefetin boşluğu. Siyasi muhalefetin tabanın sesini yansıtmasındaki zaafı toplumsal muhalefetin siyasi muhalefetin önüne geçmesine sebep oldu. Ve siyasi muhalefet o hareketin gerisinde kalıp şaşkınlıkla izledi ne oluyor diye. Çünkü talep eden, sesinin duyulmasını isteyen toplumu duymamıştı. Hiçbir ihtiyacını, kendi ihtiyacı görmemişti. Politikacılar tabanda halkın içinde siyaset yapmak yerine o güne kadar genel merkezin loş koridorlarında genel başkan yardımcılarıyla Facebook fotoğrafları vererek siyaset yapmışlardı. Doğru. Doğru mu? Doğru. Kimi tanıdığın önemliydi. Halkın içinde ne çalıştığın değil. Şimdi eğer taban sesini siyasi partilerde bulabilseydi niçin böyle bir tepki duyardı? Tabii. Orada zaten çözülüyor olurdu bu iş. Her düşünceler insan vardı değil mi orada? Tabii ki. Dolayısıyla Türkiye'de iktidarıyla muhalefetiyle siyasi partilerin sivil toplum örgütlerine dolayısıyla tek tek bireylere yaşayan, nefes alan, dert çeken, acı çeken, kahkaha atan bireylere kapanmış olmaları ve kendi kapalı devre dünyalarında yaşıyor bulunmaları Türkiye'nin hukuk devleti ve demokrasisindeki asıl sorundur. Kendi kapalı devrelerinde yaşadıkları için milyonlarca insanın sosyal medyada yaşadığını, sosyal medyayı kullandığını görmezler. Başımızda Twitter diye bir bela var derler. Hı hı. Veya benim derdim senin belediye meclis üyeliklerin bilmem ne değil, senin kaç kişiyi belediye meclisine taşıyıp ne yaptığın değil, benim derdim gerçekten çevremin korunmasıdır, ülkemin korunmasıdır. Senin iç çekişmelerin beni hiç ilgilendirmiyor. Senin küçücük menfaatlerin beni hiç ilgilendirmiyor diyenleri duymazlar. Sahip olduklarını kendilerine verilmiş bir asla vazgeçilmez, devredilmez bir hak gibi görürler. İlahi hak, evet. İlahi bir hak gibi görürler. Zaten burası 50 mahkum bana oy verecek. Doğru. Çünkü öbür taraftan korkuyor derler. Evet. Ve böyle dedikleri için de sizin talebiniz, halkın talebi, yurttaşın talebi kendilerine asla ulaşmaz, üzerlerinde kurşun geçirmez yelekler vardır, ses geçirmez yelekler vardır. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset iktidarında da muhalefetinde de genel merkez kapalı devresi içinde yürümektedir. Genel merkez kapalı devresi içinde de yurttaşın derdi yoktur. Çok bu sebeple de sivil toplum örgütleri siyasi partilerde söz sahibi değillerdir.
Eğer bir çözüm isteniyorsa profesyonel siyasetçinin elinizin tersiyle itilmesi, siyaseti halkla birlikte, halkın içinde, kendisinin halkın içinde bir birey olduğunu unutmamış kişilerle yürütülmesi lazım. Bu da kaç kişisine gelir? Sivil toplum örgütlenmelerinin sizin hareketiniz gibi arkaya büyük kitleleri alabilmesi için çalışması lazımdır. İnsanların dertlerine derman olacak çalışmaları yapması lazımdır. Bireylerin derdine derman olacak. Şimdi oradan çok konuştuğumu düşünüyorsunuz. Yok, yok, başka. Bastırmak zorundayız konuşurken. Başka merak edilen sorular geldi bana da hemen kısa kısa onlardan cevabını isteyeceğim size. Bir çizgi içinde gidiyorum şu anda. Güzel şeyler söylediniz. Doğru tahliller yaptınız. Ben ciddi, çok ciddi olduğunu düşündüğüm şeyler söylüyorum. Şimdi sivil toplum örgütlenmelerinin mutlaka siyaseti etkileyebilmeleri lazımdır. Oysa bugün Türkiye'nin siyaset mekanizması buna kapalıdır. Yani yurttaşa kapanmıştır. Muhalefet de kapalı ama muhalefet öyle. Evet. Bakın ben bütün siyasi partileri kastediyorum. Siyasi partilerimiz zaten yurttaşa açık olsaydı bugün birisi yükselirken öbürü inerdi. Öbürünün inişi öbürünün yükselişiyle olurdu. Birbirini etkilerdi bunlar. İnsanlar çaresizlikten dağılmazlardı. Çaresizlikle oy vermek en kötüsüdür. Çaresizlikle desteklemek en kötüsüdür. Çünkü demokrasiden umudu kestirir. Şimdi burada en baştaki bir noktaya dönmem lazım. Sivil toplum örgütlerinin mensuplarının ötesinde toplumun dertlerine derman olmaları gerekiyor. Yine çalışma alanları içerisinde. Yani toplantılarda bir araya gelip ahvah ederek demokrasi yolunda yürümek mümkün değildir. Toplantılarla bir araya gelip bireylerin ve o bireylerin ortak özellikleriyle oluşturdukları toplulukların ve kitlelerin ortak dertlerine nasıl çözüm üretiriz konuşmamız lazımdır. Türkiye'de 11 milyon ev kadını var. 11 milyon ev kadınının niçin çalışmadığını, niçin çalışamaz hale getirildiğini konuşmamız lazım. Bakın, bir tarafta muazzam bir cari açık yürüyor. Cari açığın sebebi üretmiyorsunuz. Üretmediğiniz için dışarıdan alıyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Ama 11 milyon kadın iş gücünden çekilmiş, evde sigortasız, para kazanmayan ve dışarıya katkıda bulunamayan işçi pozisyonu. Ama bakan dedi ya, sorumlu kadınlar dedi, çalışan kadınlar yüzünden ekonomi dedi. Duranlaştı. Yani şunu kastediyorum, bakın, çözüm üretmek lazım. Arıcının derdine sivil toplum örgütlerinin çözüm üretmesi karar lazım. Karar mekanizmanında olmak gerekmez halıcının, ama. Halıcının derdine çözüm üretmek lazım. Çiftçinin tohum derdine çözüm üretmek lazım. Hastanede acilde dertli dertli bekleyen ana babanın derdine çözüm üretmek lazım. O zaman meclistekileri niye gönderdik? Bakın, onları sivil toplum. Efendim bakın, siz anlıyorsunuz ama anlamazdan gelip zorluyorsunuz beni. Evet. Ben şunu söylüyorum. Şu anda kapalı devrede çalışmaktan son derece mutlu siyasi partiler var. Sizi istemiyor. Var. Doğru siz, bak yavaş söylüyorum, siz bu siyasi partiler açısından talep edilen değil, korkulansınız, istenmeyensiniz, dışlanansınız. Çünkü sizin çalışmanızı buraya taşıdıklarında siz bir takım insanların boyunun kısa olduğunu ispatlayacaksınız. Çünkü sizin boyunuz uzun. Çünkü siz halkın içinde çalışmışsınız, siyasi partiye girdiğinizde halkla birlikte gireceksiniz. Flaş isimler istemek ayrı, hakikaten çalışan isimleri çalışmak üzere sisteme dahil etmek ayrı. Ben burada bir siyasi partinin kadrolarında çalışın demiyorum size. Evet. İster çalışırsınız, ister çalışmazsınız. Ben Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, mecliste grubu olan bütün siyasi partilerin, iktidar ya da muhalefet, sizi dikkate almak istememelerine rağmen, dikkate almaları için Birsen Hanım,
sivil toplum örgütlerinin kitlelerin derdine çareler üreterek arkalarına büyük kitleleri almasından söz ediyorum. Madem ki sizi iktidarı muhalefeti sistemin içinde etkili bir temsilci olarak görmek istemiyor. Çünkü kendi kısa boyları ortaya çıkacak. O zaman sizin hangi dernekseniz, hangi örgütseniz, hangi sendikaysanız sadece mensuplarınızın sayısıyla sınırlı bir talepte bulunmak yerine arkanızda yüz binler, milyonlar birikecek şekilde insanların derdine çözüm üretmenizden söz ediyorum. Ben size burada, evet. Ben size burada şu cümleleri etmekten vazgeçelim diyorum. O benim tabanım değil. Ben size burada o benim yurttaşım diye bu cümleyi değiştirelim diyorum. O benim yurttaşım. O benim yurttaşım olduğu için onun derdi benim derdimdir diyen bir sivil toplum örgütlenmesinden söz ediyorum. Şiddete uğrayan kadınların derdine çözüm bulursanız bütün şiddet mağduru kadınların izlediği bir örgüt olursunuz, bunu söylüyorum. Ev kadınlarının derdiyle ilgilenmeye başlarsanız bugün size şüpheyle yaklaşırlar ama yarın uzun vadeli bir çalışmada ev kadınları sizin tarafınızdan temsil edildiklerini görürler. Size desteklerini, gönüllerini verirler. Gönlünü aldığınız, gönlünü şuranıza koyduğunuz takdirde böyle bir kitlenin dönersiniz. Sen beni ciddiye almak istemiyorsun değil mi dersiniz siyasi partilere? Sen benim dediklerimi bugüne kadar almadın. Sen benim içimden temsilcileri içine katmak istemedin. Hadi şimdi de dene. Kolaysa şimdi de dene. Çünkü benim arkamda kitle var diyebilirseniz işte size kapalı devreleri kırarsınız. Çok doğru şeyler.